Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Asus Zenfone 6 ekran değişimi nasıl yapılıyor onu sizlerle paylaşacağım. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için burada tırnak yeri var gördüğünüz gibi. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı söktükten sonra yıldız tornavidalı cıvataları söküyoruz. Evet, Asus Zenfone 6 ekran değişimi nasıl yapılıyor? Onu paylaşmaktayız. Cıvataları söktükten sonra şöyle bir aparatla arka paneli dikkatli bir şekilde sökünüz. Evet, sökerken elinizdeki alet kesici veya delici olmaması gerekir. Çünkü yanlışlıkla elinizde kaydığı zaman bataryaya dengelir, kablolara dengelir, soket filmlere dengelir. Bilginiz olsun, dikkat etmeniz gerekir. Evet, bu işlemi yapmak için ilk önce batarya irtibatını anakartla kesin. Çünkü cihaz kısa devre yapabilir, bilginiz olsun. Evet, şu anda batarya soketini anakarttan çıkardım. Üstünde 3 tane cıvata var. O cıvataları da söküyorum. Şebeke kablosunu da çıkarıyoruz. Sim yatakların filmi var. Onu da soketini de çıkarıyorum. Dokumatik filmi de çıkarıyorum. Power tuşu ve ses açıp kapama tuşu filmini de yatağında çıkarıyorum. Ekran soketini de çıkarıyorum. İlk önce beyaz kısmını kaldırarak filmi çıkarıyorsunuz. Titreşim kablosunu da yatağında çıkarıyoruz. Ve anakartı dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Evet, anakartı düzgün bir yere koymanız gerekir. Evet, soketini de çıkarıyorum yatağında. Buzzer'la beraber bataryasını da çıkarıyorum. Şebeke kablosunu hemen yanına koyuyorum. Eğer batarya ilk defa açılıyorsa biraz sizi uğraştırabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önce batarya söküldüğü için. Evet, yapışkanı yok üstünde, bilginiz olsun. Evet, ekran değişimi, titreşimi çıkarıyoruz yerinde. Titreşimi yeni ekrana monte ediyoruz. İç kulaklığı çıkarmanız gerekir. İç kulaklığı çıkarırken şu tırnak aşağı doğru bakıyor, bilginiz olsun. Evet, power tuşu da filmini çıkarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ekran bu şekilde değişiyor. Gördüğünüz gibi. Eğer ekranınız sadece ekran kısmıysa, çerçeve yoksa, çünkü ona göre bir fiyat farkı var. Eğer çerçeveli geliyorsa farklı bir para geliyor. 40-50 milyon para oynuyor. Eğer çerçeveliyse direkt bu şekilde takabiliyorsunuz. Eğer çerçeve yoksa şuradan sökmeniz gerekiyor. Isıyla çıkarmanız gerekiyor. Evet, tekrar şu çerçeveyi kullanmanız gerekir. Gördüğünüz gibi. Evet, ekran bu şekilde değişiyor. Ama genelde paneli alınız bu şekilde. Çerçeveli alın.
Yani çerçevesiz almayın. Biraz size zorluk çıkarabilir. Bilginiz olsun. Evet, şu anda iç kulaklığı takıyorum. İç kulaklığı tırnak kısmı aşağı doğru bakacak şekilde takıyoruz. Çünkü bazı modellerde bu tırnaklar yukarıya doğru bakıyor. Fakat bu modelde aşağı doğru bakıyor. Evet, şu an titreşimi de takıyorum. Yatağına. Evet, anakartı takıyorum. Anakart çok hassastır. Dikkat etmeniz gerekir. Evet, bu da sensör plastiği. Bu da eski ekranda çıkarmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Evet, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şu anda bunun üstünde. Evet, şu kapak plastiklere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ona çabuk kırılıyor. Bilginiz olsun. Evet, soket kapaklarını dikkatli bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Ve anakartın üstüne sıkılan 3 tane cıvata demiştik ya, o cıvataları yerlerine takmanız gerekir. Anakartın sallamaması için o cıvataları mutlaka üstüne sıkmanız gerekir. Evet, titreşimi de yatağına takınız. Evet, ekran soketinde filmini dikkatli bir şekilde takmamız gerekir. Yalnız çok dikkat etmeniz gerekir. Power tuşu filmini takarken, çünkü çıkarmadan önce yapışkan var. O yapışkan özelliğini kaybettiği zaman tekrar çift taraflı bant kullanarak tekrar yapışmanı sağlıyor. Şu şekilde. Çift taraflı bant mutlaka kullanmanız gerekiyor. Çift taraflı bantın yerinde kimi yapıştırıcı kullanıyor. Evet, yapıştırıcı
tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi yapışkan altta olduğu için hemen yatağına oturdu. Sanki hiç açılmamış gibi bir görüntü geldi. Evet, batarya takarken şu sim yatakların filminde şu şekilde takıyoruz. Batarya soketinde yerine takıyoruz. Şebeke kablosunu yerine takıyorum. Bu şebeke kablosunu mutlaka yerine takmanız gerekiyor. Çünkü şebeke kablosu yerine takılmadığı zaman şebeke problemi olur. Bilginiz olsun. Şebeke problemi olduğu zaman eğer ekran değişimi veya da parça değişimi değiştirmeden önce eğer şebeke problemi yok ise anlayın ki bu şebeke kablosu takılmamıştır. Bilginiz olsun. Aklınızda kalsın. Genelde bu kablo takılmadığı zaman problem oluyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda soketi de takıyorum. Evet, onu da aynı zamanda soketine takıyorum. Ve şebeke kablosunu buraya da takıyorum. Yani şebeke kablosu bazen takılıyor gibi görünüyor ama tam yatağına oturmuyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yerine takılmadığı zaman şebeke problemi olur. Bilginiz olsun. Evet, arka paneli de kapatırken power tuşu filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, aklınıza takılan sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sizler yazdıkça biz de cevabı her zaman en doğru, en iyi şekilde sizlere vermeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.